Peki ama bunu hemen yapmam gerekiyormuş. Tamam. Evet, muz çok iyi bir meyvedir smoothie yaparken. Bunlara smoothie diyoruz ama hani sütlü meyveli... O ne demek hocam, Türkçesini söyleyin sütlü bize. Meyveli karışım diyelim. Özellikle kahvaltılarda da çok tavsiye ediyorum. Çünkü sütte protein var, yağ var, karbonhidrat var, vitamin var, mineral var. O yönden bütün bir gıda. Bununla birlikte... meyve de kattığımızda lif katmış oluyoruz ve mümkün olduğu kadar kabuğu ile birlikte. Kabuğu ile birlikte. Kabuğu ile birlikte. Kabuğuyla çünkü yiyebilir mi ama çocuk acaba? Hiç merak etme. Onu koyalım çünkü lif ve vitaminler orada. İç Peki. kabuktadır. Onun için bundan faydalanalım. Hmm. Ve niye muz diyorum? Çünkü muz tatlı olduğu için çocuklar bunu çok çok severler. Biraz ve buz koyabiliriz. Aynı zamanda buzla birlikte süt koyabiliriz. Evet. Buzla birlikte süt. Buzla birlikte Şunu süt biraz... koyabiliriz. Peki niye buz? Evet. Niye buz? Çünkü çocuklar böyle dondurma yer gibi sütünü içmiş oluyorlar. Biliyorsunuz böyle milkshake tamam. derler değil mi? Bazı mağazalar satar ama bu doğal bir milkshake olur. Hem sütümüz güzel, hem meyvemiz güzel. Kendi ellerimizle seçtik değil mi? Ondan sonra temiz su ile yaptığımız buzumuz var. Kendi ellerimizle seçtiğimiz sütümüz var. Ve bunu karıştırıyoruz. Harika. Evet. Ben biraz buz koyacağım oraya. Nasıl isterseniz. Tamam. Bardağa koyacaktım ben ama. Hop yok yok. Bunu da böyle... Şey, tabii eğer kırabilirseniz blender içinde bu buz da kırabilir mi acaba bunu? Bilmiyorum, emin değilim. Aman dikkat. Evet, demek ki bu işleri denemeyecekmişiz. Tamam. Sizlere yine bir mesaj. Yıl boyu dondurma verebilirsiniz. Boğazı çocukların içinde ne diyorsunuz? İşte dondurma verdim, boğazı ağrıdı. Ama öyle değil. Eğer bir yaşından itibaren çocuğunuza buzlu su verirseniz, buzdolabından doğrudan çıkmış yoğurdu verirseniz, dondurma verirseniz o boğaz ne yapıyor? Alışıyor buna. Alıştığından dolayı da ne oluyor? Ben buna hazırlıklıyım. Sizlere tekrar hatırlatırım. Bebeklerimiz Sibirya'da da doğup büyüyorlar, çölde de doğup büyüyorlar. Dolayısıyla neye alıştırırsanız bu şekilde devam ederler. Bu nedenle yıl boyu dondurma verebilirsiniz. Merak etmeyin. Dondurmadan dolayı boğaz ağrımaz, iltihaplanmaz. İltihaplanan boğaz nedir biliyor musunuz? Nedir? 3, 4, 5 yaşına gelene kadar hiçbir şekilde soğuğa maruz kalmamış bir boğaz. Bayramda vesaire çocuğumuz ne yapıyor? Ne Gidiyor ki dondurma alıyor. Hayatında ilk kez 5 yaşındayken dondurmayı ağzına atarsa veya buzlu suyu işte o zaman hastalanacaktır. Çünkü harika şeyler yapıyorum ben bu arada. Evet. Ha, şimdi bunu denememiştim. Evet. Hmm, yaşasın. Aa, bu sefer armut ve çilek koyduk. Oh, peki harika. Hemen sütümüzü de koyayım. Çok güzel. Bu da harika bir karışım oldu. Sütte çocuklara. Mümkünse özür dilerim sözünü kestiğim için. Allah. Toz. Nazarı olur, bir şey olmaz. Tamam. Reklama gitmem gerekiyor.